Hatta abim ben. Bu giriş iyi mi oldu sence? Bence şahane. Kim buldu bunu? Sen. Saçma. Evet, hatta abim ben diye bugün Husqvarna'nın ikiz kardeşi 250 Swartplan ve 401 Swartplan'i tanıtmaya çalışacağız. Bu çocuklar çok yakışıklı, olağanüstü, mükemmel. Hep böyle giriyorum, sonra da diyorum ki ya bu kadar da niye babalıyorum ki, sanki mal benimmiş gibi. Ama yine de söylemek istiyorum, bindim, gezdim, dolaştım ve çok da memnunum. Yalan mı söyleyeceğim? Yalan mı söyleyeceğim Bahadır? Hayır. Ben yalan söylüyor muyum? Hayır. Yalancısın. Hayır. Yanlış konuştuğun oluyor ama. Yanlış konuştuğum oluyor. Evet. Aralarında ne fark var derseniz, sadece anladığım kadarıyla değil mi Bahadır, CC farkı var. Evet. Onun dışında bu çocukların kiloları aynı. Doğal olarak beygirleri farklı. Beygirleri bir tanesi 30, diğeri de 44. Doğru. Sanki daha önceden çalışmışım da sana soruyormuşum gibi oluyor değil mi? Aynı zamanda lastik ve jant farkı da var tabii. Ha, demek oluyor ki bu kilo farkı var aralarında. Doğru. Aslında baktığın zaman 250 ile 400 arasında daha korkunç bir kilo farkı olması lazım. Ama 250-401'den 1 kilo daha fazla. Nedeni de jantlardan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. O zaman bu arkadaşlar, sevgili İsveçliler, şey mi yapmışlar? Normal aynı bloğu kullanıp sadece ortasındaki çapı genişletmişler. Evet. Bu da onlara beygir kazandırmış. Aynen, doğrudur. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu fonu değiştirebilir miyiz? Fon müziği. Tamam, bu daha güzel. Çok sevdim. Evet, bu çocuklar KTM'in bandında üretilen motosikletler, doğru mu? Doğru. Aynısı 390'da da vardı çünkü. Fiyatları da aynı. Hemen fiyatlara bakıyoruz. Bu arada Mart 2021 fiyatları 61.999. Bu çocukta 47.490. Arada korkunç bir rakam yok ama anladığım kadarıyla bunun muadilinde neler var? Mesela aptal mıyım ben abi? Niye gidip de Husqvarna Swartplan 401 alayım dediğinde arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Yani aslına bakarsan o kadar da seçenek sunmuyor bu CC'de bize. Benim bildiğim Ducati Scrambler var 400 cc'lik yine. Ama fiyat olarak, daha yüksek. Yine KTM'in 390'ı var. Biraz önce söylediğin gibi aynı fiyat. Hı hı. Daha çok 250'likte alternatif sunmuşlar aslında piyasada. Honda giriyor, Yamaha giriyor. Doğru. MT-25 ile Honda CB25. Ama onlar da bu kadar yakışıklı değil. Bir tane daha Hint'te üretilen, Hindistan'da. Bajaj. Bajaj. Dominar. Dominar. Evet. Dominar. Aynen. O da çok sağlam makine. Hatta şöyle biliyorum ben, onlar da asıl işi KTM'den öğrendiler diye biliyorum. Yani sürekli KTM motor parçası ürettikleri için. Adamlar artık bu senin yorumunu duysalar. Evet, bence çok sevinirlerdi. Peki 401 ve 250 anladığım kadarıyla Hindistan'da üretiliyor. Bu doğru. Hint yalaklığından sonra değil mi bu çıktı? Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Avrupa yakışıklısı ama Hint makyajı var bu çocuklarda. Aynen öyle hocam. Peki bu çocuklar 701'i var bir de bunun. O da mesela çok beğendiğim makinelerinden biri. 701'i neden Hindistan'da üretilmiyor? Neden güvenmiyorlar mı Hintlilere? Vallahi. O zaman şöyle yapalım. KTM, Enes Bey, bir şey sorabilir miyim size? 701 neden Hindistan'da üretilmiyor da Avusturya'da üretiliyor? Merhaba abi. 250 ve 400 cc'ye talep fazla. Bu yüzden sadece 701 Avusturya'da üretiliyor. Teşekkür ederim. Gördüğün gibi adama da böyle bir tanrı gibi davrandım ama aslında çok da tatlı bir çocuk. Spor moto getiriyor bunları. Oranın da müdürü Enes Bey, sağ olsun yardımcı oldu. Bu da ne klasik bir cümledir değil mi? Sağ olsun yardımcı oldu spor moto. Allah beni kahretsin. Yatacak yerim yok. Bu çocuklara geldiğimiz zaman efendim, kendileri çok yakışıklı. Şuradaki aparatları bilmem neleri. Ben bu çocuğun ikisini de denedim. Şuraların tutmaları falan. O kadar denge sağlıyor ki. Kendinizi gerçekten vay anasına, nasıl reflekslere bak, ne güzel veriyor refleksi dediğiniz anda gidon arasındaki iki tane saçma sapan kaynak bir anda diyor ki ya bu Avrupa normlarında öyle bir vizyonda üretilmiş bir motorken neden böyle saçma sapan iki tane kaynakla bu çocuğu biraz daha görsel mutluluğundan alıkoyuyorsunuz dedim ve cümlenin güzelliğine bakar mısınız? Aynı cümleyi bir daha tekrar edemem. ve o andan itibaren başka ne gibi eksileri olabilir? Aptal mıyım ben? Bunu niye alayım? Onun yerine şunu şunu alabileceği bir durum var mı? Dediğimde ben böyle çok büyük bir şöyle bir eksisi var, böyle bir eksisi var gibi bir şey duymadım. Sen duydun mu bari? Duymadım. Bir sürü yani motor sattık Husqvarna'dan. Geri dönüşleri nasıl? Çok iyi. Yok geri dönüşü. Yani olumsuz yok. Binip ve gidiyorlar, evet, değil mi? Evet, binip ve gidiyorlar. Peki şey olabilir mi? Biz çok kötü bir satıcı olup bizi bir daha görmek istemiyorlar gibi de bir durum yaratmış olabilir miyiz? Ondan bizi bir daha aramamış olabilirler mi Bahadır? Hiç sanmıyorum.
Siz mi satıyorsunuz motorları? Ne kadar bu? 4700 mi? 4740 mı? 4749 TL. Ucuz bu, ucuzmuş bunlar. Üstü kapanıyor mu bunların? Beyefendi. Kaç yapıyor bunlar? Bunlar kaç yapıyor? İlgilenen yok mu? 400 yapar mı bu? Üç kişi binebiliyor muyuz bunlara? Neymiş ismi? Uşavana. Japon bunlar galiba. Cahille sohbeti kestim. Bitti. Bir de bakım aralıkları falan da çok uzun olduğu için o anlamda da alanlar çok memnun oluyor. Yani yaklaşık 3,5 litre falan mı yakıyordu bu 100 kilometrede? Evet, doğru. Oralardı. Yani aynen. Baktığında aslında kullanışlı da ekonomik de bir motosiklet. Doğru. Evet, doğru. Işıkları da yıkılıyor. Kullanım şeylerine baktım. Hani öyle çok ekstra bir durum yok. Evet, scramble olmasından kaynaklanan bir aşağıya durumum var ama bu çocuk öyle it gibi gidiyor ki, yani o yüzden de onlara artık çok bakmıyorsun. Ama isterseniz bir böyle aparatla hani biraz daha şöyle dik durun duyuyorsanız ya gidonu değiştirebilirsiniz. Bu saçma sapan kaynaklardan kurtulabilirsiniz. Veyahut da buraya bir ara aparatla biraz daha yüksek hale getirebilirsiniz. Ama onun dışında gerçekten it gidiyor. Acaba piyasada ben bunu kullanırken ne dediler, çok merak ediyorum. Kardeşim, bizim bu motorculardan çektiğimiz ne ya? İç gibi kullanıyorlar ya. Geldi herif trafikte dururken şuna bak ya, aynayı vurdum. Ulan insan mı durur, bir pardon der ya. Evet, aşağı yukarı ben de böyle bir şey hissetmiştim zaten. Neyse. Sonuç olarak alınabilecek bir motor mu? Kesinlikle. Artıları başka neyi var? KTM'le arasında dediğimiz gibi hani 390 aşağı yukarı aynı fiyatta. Hı hı. Neden ben KTM alacağıma Husqvarna alayım? Yani şöyle, bence Husqvarna daha lifestyle bir motor. Yani daha lifestyle. Bu kelimeyi de sokak motoru olmaz. Yani. Gerçekten beni çok etkiledi. Lifestyle. Öyle ama. Hayat stili. Evet. Evet. Yani çünkü 390 Dük aynı fiyat ve aynı özelliklere sahip. Ama hani KTM'in çok belli bir çizgisi olduğu için bu daha böyle hani motorumdan ineyim ve hayatıma şıkır şıkır devam edeyim konseptli yapılan bir motor. Evet. Hangisinde kaydırmalı 401'de evet. Kaydırmalı debriyaj var. Kaydırmalı debriyaj nedir bilmeyenler için bazı? Kaydırmalı debriyaj virajlarda ve daha böyle eğimli yollarda hızlı bir şekilde girdiğimizde bizi daha güvenli bir şekilde vites değiştirme olanağı sunan bir sistem. Yani bir anda düşürdüğünüz zaman yığılma yapmıyor, onu yumuşatıyor. Doğru mu? Evet, doğru. Bu da performansı etkiliyor ve tehlikeli bir anda da sokuyor. Daha güvenli bir sürüş sağlıyor. 250 yok. Yok. 250 ölebilirsiniz virajda demek istiyorlar anladığım kadarıyla. Doğru mu? Yani öyle olmasın tabii de biraz daha dikkat etmeleri gerekir. Harikulade. Peki. Servise soktum ben bunu. Servis aralığı ne demiştin? 1000 rodaj, 7500 kilometrede bir sorun. 7500'e geldiğim zaman aşağı yukarı ortalama bana maliyeti nedir bunun? Yani servis ücreti olarak ne ödeyeceğim ben buna? Spor motoya gittiğimde ben bunu servise sokum dediğimde bilmiyorsun işte. Bilmiyorum. O yüzden tekrar Enes Deus Ex Machine. Enes, bu çocukların servis bakım maliyeti nedir 7500'de? Kamil abi, 1000 km 450, 7500 750 TL. Bence çok da bir şey değil. Ne diyorsun? Bence de normal. İnşallah bir şey değildir. Peki son olarak söylemek istediğimiz bir şey var mı bununla ilgili? Şunu da söyleseydik keşke deyip daha sonra seyrederken vay anasını satayım bunu niye biz söylemedik diyebileceğimiz bir durum. Yani bence daha ayrıntılı merak edenler gelsinler. Bu yakışıklı çocuğu da bir de yakından kendileri görsünler. Evet, bence de en mantıklısı o. Aptal mıyım ben? Ben bu motoru niye alayım diyecekseniz, aptal değilsiniz, bu motoru alabilirsiniz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kaynakları düzeltiriz bir şekilde.
almayayım ben. Bitti.